otac moj pokojni suprug je bio isto imao problema sa bubrezima. Bazı mide bağırsak sistemi ile ilgili problemleri oldu. Umro i meni je ostavio u amanet i zadatak da ja svoj bubreg koji sam trebala suprugu da dam. Četvrte godine bolujem od bubrega. Na dijalizi sam od 2019. faktički početak korone. Ta dijaliza mi je stvarala probleme u ishrani. Tokom dijalize sam imao problema sa bolovima u stomaku i raznih komplikacija. Pa sam nakon peritoneumske dijalize prešao na hemodijalizu. Nakon toga sam krenuo u ispitivanje za transplantaciju. Dragiše je utvrđeno da postoji genetika jer njegov pokojni otac, moj pokojni suprug, je bio isto imao problema sa bubrezima, je umro i meni je ostavio u amanet i zadatak da ja svoj bubreg koji sam trebala suprugu da dam, da ga sačuvam za Dragiš. Bize böbrek nakli olmak üzere müracaat etti. Uluslararası departmanımızın bizim bölümümüze yönlendirmesiyle hastamızı değerlendirdik. Verici aday olarak annesiyle birlikte gelmişti. Nakil olmalarında bir sakınca olmadığını nefroloji hocamız belirttikten sonra birlikte konsey toplantımızı yaptık ve annesinin de uygun olduğunu tespit ettikten sonra ameliyat aşamasına geçtik. Bizim yaptığımız tetkiklerde nakile bir engel bir durumun olmadığını görünce böbrek naklini yaptık. Nakil sonrasında ameliyat sürecinde ufak bir tansiyon yüksekliği ve çarpıntı şikayeti oldu. O süreci bir gün yoğun bakımda atlattık. Ondan sonraki takiplerinde herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Nakledilen böbrek gayet iyi çalıştı. Herhangi bir sorun yaşamadık. Herhangi bir ret olayı yaşamadık. Sonrasında taburcu oldu. Taburcu olduktan sonra bazı mide bağırsak sistemiyle ilgili problemleri oldu. Sonrasında biz bir endoskopi yaptırdık. 12 parmak bağırsağının midesinde iltihabi bir sürecin olduğu, ülseratif bir sürecin olduğunu gördük. Yine de biyopsiler alındı. Herhangi bir ters bir durum saptanma tedavisini verdik. Sonrasında şu anda her şey iyi bir şekilde takip ediyoruz. Tansiyon ilacı kullanmıyor. İştahı gayet iyi. Kilo almaya başladı. Daha öncesinde vücut kitle endeksi de düşük olan zayıf bir hastaydı. Tabii bu kronik böbrek yetmezliği sürecinin bir sonucuydu. Midesindeki problemlerin sonucuydu. Çünkü daha önce, nakilden önce sadece sulu yemekler yiyebildiğini, sıvı gıdalar tüketebildiğini, katı gıdalar alamadığını ifade etmişti annesi bize. Ama süreç boyunca şu anda gayet normal bir şekilde besleniyor. Herhangi bir sıkıntı olmadan hastamızı sağlıklı, sıhhatli bir şekilde ülkesine göndereceğiz. Operasyon sonrasında cerrahi açıdan bir problemi yoksa zaten hastamızın bizim genel cerrahi olarak takip etmemize çok gerek olmuyor. Nefroloji bölümü daha ziyade takip ediyor. Burada hastanın hayatında dikkat etmesi gereken en önemli şey böbreğin vücut tarafından reddedilmesini engellemek için bizim verdiğimiz ilaçlar var. Bunlar hastanın bağışıklık sistemini bir miktar zayıflatıyor. Dolayısıyla hastanın mikrop kapma, enfeksiyon durumlarına çok dikkat etmesi gerekiyor. O bakımdan yediği içtiği şeylerdeki hijyene, çok kalabalık ortamlara girmemesine bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Onun dışında Dragişan'ın tansiyon problemi vardı ameliyat öncesi. Bununla ilgili problemler zaten böbrek naklinden sonra büyük oranda ortadan kalkıyor. Tima i hirurga i ostalih doktora koji su me operisali, bodrili i bili uz mene i u hitnoj pomoći, pošto sam i... O svemu što su mi pomogli da možemo da krenemo za Srbiju, zajedno sa da krenemo u novi život i da Dragiša krene da živi punim plućima kao potpuno nov i zdrav mladić.